Evet, programın konuk bölümünde bugün çok değerli bir konuğumuz var. Çok değerli bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kudret Özersay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Herkese günaydın. Günaydınlar herkese, evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok yoğun ve çok iyi gidiyor aslında. Moralinizi de hep yüksek, yok, düzgün görüyoruz. İyidir moralimiz. Demek ki yani o geri bildirimler olumlu dönüyor size. Doğru. İnsanlar ararlar, söylerler, konuşurlar. Bize gelen bilgiler de, görüştüğümüz insanlar da, ama ağırlıklı olarak zordan başlamayı tercih ettik. Aldığımız geri bildirimler olumludur gerçekten. Benim hep altını çizdiğim bir şey var. Birileri aday olmazdan önce çıkıp şey derler. Beni halk istedi aday olmamı. Beni işte halk beni istedi vesaire derler. Ben bu tür bir yaklaşımı hep yanlış bulurum. Halk günü geldiğinde kendisi kararını söyler zaten. Vatandaşın kendisinin seçmesi son derece önemlidir. Yani kendi kararını kendisinin vermesi son derece önemlidir. Bu önümüzdeki süre içerisinde ben vatandaşın, bütün adayların bugüne kadar ne yapıp ne ettiklerine, yani sicillerine bakıp bundan sonra gerçekten neyi yapıp neyi yapamayacaklarına karar verip kendisinin karar vermesini ama çok önemserim. Sürekli de bunun altını çizerim. Yani işte partinizin size söylediği değil, geçmişte size yapılan bir iyiliğin sonucu değil, bir vefa borcunun sonucu değil. Az önce siz programınızda söylerdiniz. Yani bir yerden bir şey alırken bile bir miktar özen gösterip acaba hangisi daha iyi diye bakarız, hani ülke yönetiminde belirli bazı görevlere gelecek olanların, altını çizerek söylüyorum, makamlara değil, görevlere gelecek olan insanların da seçerken hepimiz acaba hangisi daha iyidir diye bu gözle bakıp herkes kararını bence kendisi vermelidir. Ama görebildiğim kadarıyla gerçekten vatandaş bu ayrımı yapabilecek düzeydedir. Ve gerçekten vatandaşın olması gerektiği gibi bir destek ortaya koyacağına ben şahsen inanıyorum. Yani açıkçası bu son geceden sabaha hazırlanan anketler var mesela. Yaptırdınız mı hiç onlardan? Siz de yani bir gecede oturup da sabaha kadar hiç yayınlamadınız mı? Benim gereksiz yere harcayacak param yoktur. Hayır, zaten onlar yani paraya da gerek yoktur. İnsanları, ben de oturup geceden sabaha hazırlayabilirim. Yani kendi içinde siz de kendi programınızda dile getirdiniz. Kendi içinde çok da tutarlı olmayan bir takım şeyler var, biliyorsunuz. Bir taraftan herkes şikayetçi vesaire, ama diğer taraftan herkes memnun gibi bir takım sonuçlar da çıkıyor. Anketlerin toplumu algısını yönlendirmeye yönelik. Yani demek ki bu kazanabilir. Demek ki bu şunu yapabilir. Oyun değil, boşa gitmesin, harcanmasın. Böyle bir algı yaratmak için yaparlar. Benim genelde bu konuda söylediğim bir şey vardır. Siz kime destek verirseniz o güçlüdür. Ve bir fark vardır. Spor Toto değildir seçim. Spor Toto'da ya da şans oyunlarında bir tahminde bulunursunuz. Dersiniz ki acaba kim kazanır? İşte oynamadım yani hayatımda ama. Acaba kim kazanır diye tahminde bulunup bir tik atarsınız. O tahmindir. Ama seçimde kimin kazanmasını isterseniz ona destek verirsiniz. O belirleyen bir işlemdir. Tahmin değildir sizin verdiğiniz oy. Yoksa kazanacak olan acaba kimdir deyip oy verirseniz bu Spor Toto oynamaktan başka hiçbir manası kalmaz. Belirleyensiniz siz. Seçmen seçimde belirleyendir. Tahminde bulunan değil. Onun için kimin kazanacağını tahmin etmeye çalışmak ya da anketlerle bilmem tahmin etmeye çalışmak boşa bir egzersizdir. Yanlış bir yönlendirmedir. Kimin kazanmasını isterseniz ona destek verirsiniz ve o kazanır. Ve kendi iradenizi de ancak bu şekilde yansıtırsınız. Bilmemiz gereken bir şey var. Geçmişle mukayese ettiğimizde bugün sayısı ciddi anlamda artmış olan bir geniş kararsızlar topluluğu vardır. Evet. Ve sessiz bir de çoğunluk vardır. Ben daha önce bunu söyledim. Hatta bir biçimde sözüm çarpıtılarak işte belli bazı kesimlerden oy beklediğim falan söylendi, ama söylediğim başka bir şeydir. Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle pek çok kişi çıkıp da açıktan siyasi görüşünü açıklamaktan çekinir. Çünkü insanlara baskı yaparlar. Çünkü insanları yönlendirmeye çalışırlar. Doğal olarak vatandaş da açıktan bunu söylemek, açıktan görünmek istemez, ama
çok büyük bir sessiz çoğunluk vardır. Günü geldiğinde sessiz çoğunluk sesini çıkaracak ve konuşacak. Kararı vatandaş verecek ve ben vatandaşın kararına güveniyorum. Zaten açıkçası. Artık o demagoglara kimse inanmıyor. Yani ben onlar hep programda şarkılı türkülü sosyal demokratlar diye lanse ederim veya gece Nazım Hikmet şiiri okuyup sabah kürsüden söylerlerdi. Biz de vay be derdik. Ne akıllı adamlar. Evet, Çavbella ile geldilerdi iktidara. Nasıl? Kendileri bizi hep kandırdılar bu kadar zaman. Hatta ben sizin söyleminizin ötesine giderek diyorum ki açık ve net, gidin yiyin kebabı, için şaraplarını, ziyafet verirler ya. Köşe yazısı, da yazdım. Sandığa girdiğinizde de vermeyin bunlara, oyunuzu da alın, intikamınızı diye. Manevi olarak da rahatlayın yani. Neye bozuldular? Kendileri bizi 8. defa seçildiler. Kandırdılar. Kandırırlar yani. Evet. Başka eleştirilere de aslında gündeme getireyim de. Ona geçmeden bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Tabii, seve seve. Şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl aslında vatandaş çok sağlam bir mesaj verdi. Yani birkaç noktada verdi. Genel seçimlerde verdi. Yerel seçimlerde. Belediye seçimlerinde verdi. Aslında bir anlamda referandumda da biliyorum. Yani biz bir anlamda farklı düşündük bir noktada. İçerikle ilgili değil, anayasa değişikliğinin yanlış olduğunu düşünmüyorduk ama vatandaş siyasete güvenmiyordu. Kendi siyasi partisine güvenmiyordu. Dolayısıyla bilmediği bir şeye partisi evet demiş olmasına rağmen güvenip de gidip evet demedi vatandaş. Evet, evet. Bu bir mesajdı aslında geçen yıl. Bunu göremeyenler ben inanıyorum ki bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok daha net bir mesaj görecekler. Ve ben bu hisleri, bu duyumları, bu konuşmaları vatandaştan alıyorum açıkçası. Mecliste %98'dir zaten 4 partinin temsiliyet oranı. Anayasa sonucunun kaç çıktığı belli. Yani yerel seçimlerde ne olduğu belli. Genel evet. seçimde o değişim, dönüşüm başlıyor artık toplumda onun mesajını. Ben buna gerçekten inanıyorum. Yani bu değişim bence başladı. Artık daha belirleyici bir hal alacak. Sen programlarında sürekli söylüyorsun. Mecliste yapılan değişim, yani ülkenin menfaati için çaba ortaya koyan milletvekilleri, bazı milletvekillerini meclise koyduk ama yetti mi? Hayır, yetmedi. İyi çalışıyor mu? Hayır, yeterince iyi çalışmıyor ve vatandaş memnun değildir hala daha. O zaman bir değişim yaptık ama yeterince yapamadık. Daha fazlasını yapmamız gerekir. Daha fazlası için de uğraşmak ve çalışmak gerekir. Şu anda mesela sen böyle bir misyon yerine getiriyorsun. Ve bence toplum bunun farkındadır. Cumhurbaşkanlığı seçimi de daha fazlasını, yani devletin tepesinden bir şeylerin artık daha farklı bir siyaset anlayışıyla değiştirilmeye başlanması için çok büyük bir fırsattır aslında. Siyasetteki kırılma noktası olarak görürüm ben bunu. Çünkü bir kez bir şeyleri olması gerektiği gibi 21. yüzyılın siyaset anlayışıyla birileri hayata geçirmeye başlarsa Cumhurbaşkanlığı seviyesinde, ki ben bunu yapmayı vaat ediyorum aslında topluma, bununla birlikte vatandaş mukayese etmeye başlayacak. Demek ki böyle olabiliyormuş. Bir örnek vereyim sadece. Seçime giriyoruz. Çıktım ve açık bir biçimde mal beyanında bulundum. Evet. Neden yaptım bunu? Vatandaş talep etsin diğerlerinden de, sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde değil, bütün seçimlerde herkes çıksın, açık ve şeffaf bir biçimde bunu yapsın diye. Yani bu mukayese imkanını yaratacak örnekler çıkardığımızda, yani Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bu değişimi gerçekleştirdiğimizde vatandaş artık mukayese etmeye başlayacak. Bugünün siyasetçilerinin işi bayağı zor olacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra. Ben bileceğim de Özer Say 5 sene sonra, şimdi 2 apartman dairesi, evet. 17 bin ısı evini. Evet, evet. Ki karısınındır biri bilmem neyse. Evet. Yarın duyarsam ki Özer Say'ın 8 tane apartman oldu ve soracağım nereden malı nereden götürdü yani. Tabii, alın gelin aşağı. Ama senin bunu sorabilmen için o ilk aşamada ne kadar mal varlığı olduğunu bilmen gerekir. Kesinlikle. Ben onu sağlamaya çalıştım. Ama işin esprisi, arabaları da beyan ettik. Eşimin arabası bozuldu, yolda kaldı bu arada. Onun için çıkıp söyledim de araba bozuldu, haberi olsun herkesin diye. Evet. Evet, Sayın Raif Erdal, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Günaydın Sayın Komutan. Günaydın. Günaydın Kudret Bey. Raif, başarılar günaydın. Dilerim peşin peşin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Benim iki merak ettiğim konu vardır. Buyurun. Aydınlatırsan memnun olacağım. Seve seve.
Türkiye ile ilişkilerimizde seçilirsen ana vatan yavru vatan mı yoksa sizin ana vatanınız Kıbrıs mı? Bunu aydınlatırsanız memnun olacağım. İkincisi de bu geçici 10. madde hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü o ayağımızda prangadır. O olduğu müddet yani bizim hiçbir önemimiz yoktur. Cumhurbaşkanımızın da milletvekillerimizin de. Bu konularda ne düşünürsünüz? Saygılar. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Hellimi de daha sonra yazışır konuşuruk Raif Bey senin inan. Evet buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Bir kere açık ve net. Ben bir Kıbrıslı Türk olmaktan gurur duyuyorum. Ve kendimi bir Kıbrıslı Türk olarak hissediyorum. Her yerde de bunu söylerim. Açık ve net. İkincisi, bugün Türkiye ile ilişkilerimizin hiç de sağlıklı bir zemine oturduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü karşılıklı bir tür bizim seçmiş olduğumuz siyasilerin bir gambazlama metodu kullandığını düşünüyorum. Yani bu benim kullandığım bir kavramdır. Nasıl bir gambazlama? Kıbrıs Türk'ünü Türkiye yöneticilerine gambazlayarak... Bu tabir size aittir. Evet. Çift taraflı gambazlama. Çift taraflı gambazlama derim buna. Yani gidip işte yerine göre bizim tembel olduğumuzu, yerine göre bizim çok maaş aldığımızı Türkiye yetkililerine bir nevi söyleyen, gambazlayan. Ama ondan sonra da buraya geldiğinde kendisinden örneğin toplumun değişik kesimleri bir şey talep ettiğinde de vallahi kusura bakmayın ben de yapmak isterdim ama Türkiye izin vermez diyerek sorumluluğu da Türkiye'nin üzerine atan bir yaklaşım var. Bu son derece sağlıksız bir durumdur bir. Ha bunun sorumlusu kimdir? Bunun sorumlusu hem bizim yöneticilerimizdir hem de Türkiye'nin gelmiş geçmiş hükümetleridir aslına bakarsan. Bu ikisini bir arada görmek gerekir ama ben öncelikle kendi yöneticilerimden başlamayı tercih ederim. Yani sorumluluğu önce kendimde aramayı tercih ederim. Bugüne kadar bizim seçtiğimiz yöneticiler bu ilişkiyi bu hale sokmuş durumdadırlar. Bizim bunu düzeltmemiz lazım. Nasıl düzeltilir bu ilişki, bu sağlıksız ilişki? Bence bu sağlıksız ilişkinin düzelmesinin esas kilit noktası bizim kendi kurumlarımıza çeki düzen vermemizden ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, kuralların uygulandığı, çalışan, hak edenin bir yere geldiği bir mekanizma yaratmamızdan geçer. Neden? Çünkü eğer ancak böyle bir mekanizma yaratırsak hem özgüvenimizi ve öz saygımızı kazanırız hem de başkasından bize saygı duymasını isteyebiliriz. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki yönetme konusunda zafiyet yaşadığımızda doğa boşluk kabul etmez ya. Siz yönetemezseniz gelir başkası yönetir. Ben Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerini yönetme mücadelesinin bu kadar yıldır devam eden yönetme mücadelesinin İster bir çözüm olsun çözüm içerisinde, ister çözüm geciksin çözümsüzlük halinde kendi kendimizi yönetme mücadelesinin Türkiye ile olan ilişkilere de çok net yansıması gerektiğine inanan birisiyim. Onun için bu sağlıksız ilişkinin düzeltilmesi gerektiğini savunurum açık ve net. Ana vatan meselesiyle ilgili de şunu söyleyeyim. Dikkat ederseniz genelde işte Türkiye ana vatanımızdır, ana vatan Türkiye kavramını çok sık kullanmam. Karşı olduğumdan değil, evet Türkiye, ana vatan Türkiye derim yani bir sıkıntım yoktur bununla ilgili. Ama beni rahatsız eden nedir bilir misiniz? Bugüne kadar bize barış, çözüm vesaire diyerek ya da ana vatan şükran diyerek cebini dolduran, memleketin içini boşaltan çok sayıda insan oldu. Bu kavramların, bu sembollerin anlamını ortadan kaldırdılar. Yeterince kullanıldı yani sömürüldü. İstismar yani edildi, sömürüldü bu kavramlar bugüne kadar. Onun için benim hep altını çizdiğim bir şey var. Türkiye bizim en iyi dostumuzdur. Stratejik ortağımızdır ve müttefikimizdir. Hakikaten de böyledir ve ben bunu samimiyetle söylüyorum. Evet Türkiye Kıbrıs Türk'ünün ana vatanıdır ama bana sorduğunuzda kendimi ne hissediyorum? Ben kendimi bir Kıbrıslı Türk olarak hissediyorum. İnsanlar kendilerini ne hissediyorlarsa odur. Kıbrıslı yani Türk yavru olmak, görmüyorum ben kendimi. Görmek yok yavru istiyorum. Falan görmüyorum. Yani, kimse yani mesela 12 yıl hocam görüşmelerde bulundunuz. Bırakın komisyonlarda, heyetlerde son 2 yıl bizzat müzakereciydiniz. Çok da gittiniz Türkiye dışişlerine, Türkiye'ye. Ne yapardınız? Yani talimat alırdınız veya siz bir dosyayı götürürdünüz. Hayır buna ben bakmam, bunu yap derlerdi size yoksa belli bir planınız, projeniz, sunumunuz olduğunda nasıl bakarlardı? Vallahi yani... gidip Türkiye'ye bir şey sunmadım ben. Onu da doğru bulmam ama bu ilişki nasıl düzelir? Cenk abi diyeyim yani Cenk Bey falan demeyin. Cenk abi bu kadar senelik şeyimize binaen. Bu ilişki bizim
İşin ehli olan insanların göreve gelmesiyle düzelir. Bu ülkede işin ehli olan insanlar göreve gelirse o zaman bu ilişki hızla düzelmeye başlar. Neden? Çünkü eğer siz ne dediğinizi bilirseniz, konumuza hakimseniz, konunun uzmanıysanız, değil Türkiye, başka hangi Rum tarafıyla ilişkide de, Amerika ile ilişkide de, İngilizlerle olan ilişkide de, Türkiye ile olan ilişkilerde de herkes size saygı duyar ve sizin pozisyonunuz sizin iradenize dönüşür. Müzakere masasında ne yaşadık biz? Ben görevdeyken bütün samimiyetimle söylüyorum bu söylediğimi. Yaptığımız bütün önerileri biz kendimiz geliştirdik. Hepsini. Yani Rum tarafına verdiğimiz önerileri biz kendimiz geliştirdik. Rum tarafının bize verdiği önerilerde ne yanlıştır, ne eksiktir? Biz kendimiz tespit edip gidip müzakere masasında Rum tarafına bunu söyledik. New York'ta, Washington'da, Moskova'da, Brüksel'de, Londra'da ben bunları gidip anlattım ama giderken Türkiye'ye sormadım ne anlatacağımı. Ben biliyorum ne anlatacağımı, ben biliyorum neyi savunacağımı, ben biliyorum neyi isteyeceğimi, niye biliyor musun? Bu benim geleceğimdir de onun için. Yani Kıbrıs Türk'ü olarak ben siyasi eşitliğin benim için ne anlama geldiğini bilmez de başkasına sorarsam yuh olsun bana. Ya da ben eğer ne olur da nasıl haklar elde edersem bir daha 63-74 arasında yaşadığımız o zor zamanları bir daha yaşamak zorunda kalmayız. Bir daha geriye dönmeyiz ve ileriye doğru bakabiliriz ve çözüm yaşayabilir olur. Bunu benden daha iyi, yani ben derken Kıbrıs Türk tarafından daha iyi bilebilecek olan birisi yoktur ki biz yaşadık bunları ve bizim geleceğimizdi. Ha, Türkiye bizim en iyi müttefikimizdir, stratejik ortağımızdır. Evet, ana vatanımızdır, birlikte hareket edeceğiz ama bizim karar vermemiz gerekir. Dolayısıyla bunu nasıl yapabiliriz? Öneriyi biz geliştirecek, fikirleri biz ortaya atacak, biz pişirecek, Türkiye de bize destek verecek. Çünkü zaten Türkiye'nin 1000 tane sorunu var Cenk abi. Evet. Yani hangisinden başlayayım? Amerika ile ilişkiler, Ermenistan, İsrail ile ilişkiler, Kürt meselesi vesaire vesaire. Bunlarla eğer burada Kıbrıs meselesinden ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafı kendi üzerine düşeni yaparsa, kendi davasına kendisi sahip çıkarsa, ki ben bunu yapabildiğime gerçekten inanıyorum, o zaman kimse size böyle yap, şöyle yap demeye bile yeltenmez. O yüzden önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var, ardından başka seçimler de var. Bu ülkede ne kadar çok işinin ehli olan insanı göreve getirirsek o kadar çok kendimizi daha iyi yönetebiliriz ve o kadar çok başkasının bize müdahalesini engelleyebiliriz, başkasının bize bir şey demesine set çekebiliriz. Bunun yolu budur. Yoksa işin ehli olmayan insanlar eğer görevde olursa başkalarının kendilerini yönlendirmesi çok daha kolay olur. Ben gerçekten Türkiye ile bugün içinde bulunduğumuz ilişkinin çok da sağlıklı bir ilişki olmadığını düşünürüm. Bunun değişmesi gerektiğine inanırım ama bunu değiştirecek olan şey bizim bir taraftan kendi kendimize çeki düzen vermemiz, kurumlarımızı adam etmemiz ve kendi kendimizi yönetmeye başlamamız ve kendimize özgüven duymamızdır. Yani öz saygımızı yeniden kazanmamızdır. Bence ihtiyaç budur. Bunun başlangıç noktası da Cumhurbaşkanlığı seçimi olabilir. Bir diğer sorusu daha vardı aslında. 10. madde. Raif Bey'in 10. madde. Ben bunu kendi programımda da açıkladım. Yani vizyon kağıdımda da açıkladım. Ben anayasa değişikliği tartışmalarının olduğu dönemde de çıktım, söyledim. 10. maddenin olağanüstü bir dönemde gündeme geldiğini, sonradan da 10. maddeye çok farklı anlamlar yüklenildiğini düşünürüm. Belki de gereğinden fazla anlam yüklenildiğini düşünürüm ama olağanüstü dönemler içindi. Aradan bu kadar yıl geçti. Artık geçici 10. maddenin kaldırılması gerektiğine inanırım. Ve bunun yapılmasını kolaylaştırmak için de vizyon kağıdımda vardır. Türkiye ile bir savunma anlaşması imzalamanın doğru bir adım olacağına inanırım. Eğer göreve gelirsem Türkiye ile bir askeri işbirliği ve savunma anlaşmasının müzakeresini yapıp kolaylıkla ikiye bunu da ayırabiliriz 10. maddeyi. İş güvenlik, dış güvenlik. Aynen. İş güvenlik artık kendi kurumlarımız tarafından aynen kurulmalı. Yani sivilleşme bağlamında bence bu bir gerekliliktir ve iyi de olur ama altını çizerek söyleyeyim. Sadece işte aldık ve sivil otoriteye bağladık dersek ve bunu da diğer kurumlarda olduğu gibi yaparsak, yani bunun içinde de gene biz partizanlık ve adam kayırmacılık yapmaya kalkarsak bu ülkede
çok daha kötü bir duruma da gelebiliriz. Onun için çok iyi bir biçimde bunu tasarlamak gerekir. Soruya cevabım kısa, net. Geçince 10. maddenin değiştirilmesini falan değil, kaldırılmasını destekleyen birisiyim uzun bir süredir. Vizyon kağıdımın içerisinde de var. Bunun kolaylaştırılmasını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı görevine gelirsem, Türkiye ile bir savunma anlaşması yapılması için müzakere edeceğimi açıkça çıktım ve topluma taahhüt olarak ortaya koydum. Evet. Bir sorumuz daha var. Günaydınlar Sayın Özerse'ye bir sorum olacak. Tabii. Cumhurbaşkanlığı yapıp bir defa bile iç siyaset için var olan yetkilerini kullanmayan veya daha önce siyasette yıllarca mecliste muhalefette bulunup dönemin cumhurbaşkanından bu yetkilerini kullanmasını talep etmeyen kişiler şimdi nasıl olur da bu dönemde her yerde sizin sunduğunuz projeleri ve Cumhurbaşkanı tarafından iç siyasette kullanılabilecek tüm yetkiler hakkındaki gerçekleri kopyalayıp söylemeye başlarlar. Bu kadar zamandır bu yetkiler yoktu da şimdi mi çıktı? Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Saygılar demiş. Hatta bazen bazıları tarafından bazıları sanki de başbakanlığa aday oluyor gibi iç meselelerde de vaatler veriyorlar diye de eleştiriyorsunuz. Bu iki bugüne soruya kadar yapmadıklarını, neden yapmadıklarını açıklayamadıkları için bu eleştirileri yapıyorlar bana. Şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı olarak biz bu kadar yıldır seçim yaparken bizi müzakerelerde kim temsil edecek ona baktık. Nokta. Ondan sonra da müzakerelere gidildi. İlk 2 saat, 3 saat, 5 saat müzakere edildikten sonra gelindi. Bir de basına açıklama yapıldı Cumhurbaşkanlığı önünde. Sadece şimdiki Cumhurbaşkanı bağlamında söylemiyorum. Ardından da denildi ki benim görevim bitti. Öyle mi? Hayır, öyle değil. Sadece yetkilerden bahsetmiyorum. Görev olarak da anayasa ve yasa Cumhurbaşkanı'na çok net görevler verir. Bir kere partizanlık ve adam kayırmacılığın önlenmesi için atılabilecek çok ciddi bir adım vardır Cumhurbaşkanı tarafından. Bunu daha önce gündeme getiren olmadı. Bu süreç başladığında çıktım, teker teker bunları söyledim. Ve şimdi sonradan birilerinin bunu söylemeye başlaması, bu kadar yıldır fark etmemiş olması da dikkat çekicidir. Oradaki yorumda herhalde onu söylüyor. Bir kere partizanlık ve adam kayırmacılık nasıl önlenir? Farklı farklı kurumlar içerisinde farklı adımlarla yapmaya çalışırsınız. Ama Cumhurbaşkanı olarak ne yapabilirsiniz? Kamu Hizmeti Komisyonu sevgili Cenk abi. Kamu Hizmeti Komisyonu bütün sınavları yapan, tayin terfilere karar veren, disiplin kurallarının uygulanmasına uygulayan en önemli kurum kamunun içerisinde. Yani devlet hizmeti çerçevesinde hak edenin hak ettiği yere gelmesinin yıllarca engellendiğini biliyoruz. Zaman zaman soruların bile dışarıya çıkarıldığına ilişkin iddialar gündeme geliyor. Bunları da duyuyoruz. Peki Kamu Hizmeti Komisyonu bağlamında Cumhurbaşkanı ne yapabilir? Açık, net. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun bütün üyelerini ve başkanını Cumhurbaşkanı atar. Ve eğer yasada yazar, kişisel, ailesel, zümresel ya da siyasi görüşü nedeniyle birisine bir ayrıcalık sağlarlarsa Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabilir. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı Kamu Hizmeti Komisyonu başkanlığına ve üyeliğine tarafsız çalışabilecek, işin ehli olan insanları atarsa o zaman kamunun içinde bir düzelme başlar. Hem kamuya girişte, devlet memuru oluşta, hem tayin terfilerde, hem de disiplin kurallarının uygulanmasının altını çizerek söylüyorum bunu. Çünkü biliyoruz, ciddi anlamda bir uygulama sıkıntısı yaşıyoruz biz. İkincisi, gene partizanlık ve adam kayırmacılığın önlenmesi bağlamında, düşünün onda ne bakanlık var, onunun da bütün müsteşar ve müdürlerinin atanmasında son imza Cumhurbaşkanlığındadır. Yani belirleyemez Cumhurbaşkanı kimin müdür ya da müsteşar olacağını. Hükümet belirleyecek onu. Hükümetin yetkisindedir. Hükümetin görevidir. Ama kimin olmaması gerektiğini belirleyebilir Cumhurbaşkanı. Yani benim topluma verdiğim taahhüt şudur. Eğer benim önüme bir imza gelirse müdür ya da müsteşar atamasında ve yeni bir müşavir yaratılacak imzalamam. Gidin değiştirin, kamu reformunu yapın. Evet. Bu devletin bütçesinden ve bizim cebimizden müşavirlere harcanan parayı bir miktar daha da artırmam açık. İkincisi, örneğin bir eğitim bakanlığına bir müdür veya müsteşar atanacaksa
Daha önce eğitimle ilgili olarak bir eğitim aldı mı? Daha önce eğitimle ilgili olarak bir tecrübesi var mı? Buna bakarım. Eğer yoksa başbakana ya da hükümetin bakanına derim ki lütfen daha uygun birisini bulun. İmzalamam, atamayı yapmam. Bunu yaparak Cumhurbaşkanı kamuda adam kayırmacılık ve partizanlığın önüne geçebilir. Hepimiz bilmiyor muyuz sevgili Cenk abi? Birileri emeklilik yaşına yaklaşınca partisinden olan birilerini müdür veya müsteşar yaparlar ki o düzeyden emekli olsun. Bunlar devletin yarısını bile yapanlar. Devletin içini boşaltmanın esas örneği bunlardır. Bunlar da size yaşıyorum. Gökten gelen görevler değil. Hayır. Anayasada yazan görevlerdir zaten. Bu ikinci yani söylediğim anayasada yazar açık. Üst düzey kamu görevlilerinin atanmasında üçlü kararnameyle Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bir diğeri kamu hizmeti komisyonundaki kamu hizmeti komisyonu yasasında yazan bir şeydir. Kamu reformu yapılsa da o yetki kalacak orada. Biraz daraltılacak ama kalacak yine. Ha bunların dışında bakanlar kuruluna dilediği zaman başkanlık etme yetkisi olan bir cumhurbaşkanı makamından bahsediyoruz. Hocam bir telefon var müsaade edersen. Yani bir cümleyle tamamlayayım sadece. Sıralayabilirim daha pek çok. YÖDAK, meclisi toplantıya çağırma, bakanlar kuruluna başkanlık etme. Ciddi anlamda geniş yetkileri var Cumhurbaşkanlığı'nın ve ben bunları ülkenin menfaatine kullanmayı taahhüt ediyorum topluma. Ve bugüne kadar yanlış yaptık diyorum. Sadece müzakereci seçtiğimizi düşünerek artık kendi sorunlarımızın çözümüne odaklanacak yeni bir siyaset anlayışıyla bunun için uğraşacak bir isme ihtiyacımız var. Ben onun için alalım. Zaten müzakereci üstüne yürüseydiniz hiç gerek olmazdı konuşmanıza. 12 yıllık siciliniz yeterdi buna. Konuşmam zaten. Onun için evet. Türker Terün Kermiya, günaydın. Günaydın Cenk Bey, günaydın başkan. Günaydın. Türker Bey günaydın. Türker Bey günaydın. Sabaha kadar dinlerim başkanı ve seni. Sağ olasın, teşekkür ederim. Böyle gurur duyarak inşallah Kıbrıs Türk halkı da izler bizi. Evet, sorun varsa i̇şte, alalım. İşte aday, işte genç, işte bilgili her gün dediğin gibi. Kıbrıs Türk halkı çocuğu. Sağ ve devam edeyim. Sayın Başkan, kazandığımız takdirde ertesi gün Maraş'ı ve uçak alanını Rumlarla birlikte aşmaya hazır mıyız? Sorun budur. Sandviç olmaktan bu Kıbrıs Türk halkı usanmıştır artık. Başarılar dilerim. Sağ olasın. Evet, teşekkürler. Evet, bu konuda gelen mesajlar da var. Hasan Kasaboğlu, hemen okuyayım. Sandviç olmaktan dedi az önce. Türkiye efendim? Bey, sandviç olmaktan usandı dedi Kıbrıs Türk toplumu. Evet. Tamam. Evet. Cenk kardeşim günaydın. Sayın Akıncı Kapalı Maraş'ın kapsamlı çözümden önce açılmasını istemesiyle Sayın Özer Sayın Kapalı Maraş'ı çözümden önce açılmasını istemesi arasında dağlar kadar fark vardır. Sayın Akıncı Kapalı Maraş'ın çözümden önce Birleşmiş Milletler kontrolünde açılmasını savunurken ki bu öneri BM tarafından 94 tarihinde güven artırıcı önlemler paketi adı altında önerilmişti. Sayın Özersay ise Kapalı Maraş'ın KKTC yönetimi altında yerleşime açılmasını savunmaktadır. Sayın Özersay'ın bu önerisi asla ne Rumlar ne de BM veya AB tarafından kabul görmesi bir yana tartışılması bile söz konusu değildir. En mantıklı ve gerçekçi öneri bence Sayın Akıncı'nın önerisidir. Özersay bu soruyu nasıl yorumlar? Şimdi madde 1, çok net bir fark vardır ortada. 1990'larda ortaya konulan bir öneriyi tekrarladığınızda bir sonuç almazsınız. Benim söylediğim şey Rum tarafına önerilecek bir şey değil. Benim söylediğim şey Birleşmiş Milletler'e de önereceğimiz bir şey değil. Benim söylediğim şey Kıbrıs Türk tarafının alacağı bir kararla tek taraflı olarak bir adım atmasıdır. Maraş'ı askeri bölge statüsünden çıkarıp sivil bir bölgeye dönüştürmek ve Kıbrıs Türk yönetimi altında Mausa Belediyesi'ne örneğin bağlı olarak Kıbrıs Türk polisinin yetki kullanacağı bir bölge olarak açmak. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi altında Maraş'ın açılmasıdır. Yani birine teklif etmeyecek. Hayır, biz açtık Maraş'ı diyeceksiniz. Bunu gidip de herhangi birisine teklif edecek değiliz. Dolayısıyla benim söylediğim şey
hayata geçebilecek olan bir şeydir ve hayata geçecek, açık ve net söylüyorum. Ama şimdi 1990'larda daha öncesinde 13 defa Maraş müzakere masasına gelmiş, öneri yapılmış, birleşmeler önerisi yok, Lefkoşa Havalimanı'nın açılması, Maraş'ın açılması, Maraş'ın BM yönetiminde açılması, çok açık söyleyeyim, bunlar tüketilmiş olan fikirlerdir, tüketilmiş olan önerilerdir. Gündeme geldi, taraflar kabul etmedi, bitti. Yani aynen daha önce anlam planında olduğu gibi, gündeme geldiği taraflardan birisi kabul etmedi, bitti, yok ve batıl yani oldu, gitti. Yani siz adım atacaksınız. Ben tek yanlı böyle bir adımın atılması gerektiğinden bahsediyorum. Kıbrıs Türk tarafı gidip de bunu Rum tarafıyla müzakere etmeyecek. Hatta Rum yönetimi bu açıdan aradan çıkarılmalıdır diyorum. Gidip bunu Birleşmiş Milletler'e de sunmayacak. Bir adım atıp bunu hayata geçirecek. Fark, en temel fark buradadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi altında açılması derken oturup Rum tarafı da kabul etsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi altında açılması demiyorum. Rum tarafı bunu kabul etmez tabii. Birleşmiş Milletler de kabul etmez. Bunu konuşacak değilsiniz ne Birleşmiş Milletler'le ne de Rum tarafıyla. Siz bir adım atacaksınız ve bunu hayata geçireceksiniz. Diyebilirsiniz ki diyenler oldu. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları var. 1984 yılında almış 550 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Ne diyor o karar peki? Çok önemsiyoruz madem ki ve uyacağız o karara. Birleşmiş Milletler yönetimi altında eski mal sahiplerine, mal sahiplerinin yerleşimine açılması diyor. Açtık mı? BM kontrolü altında. Yaptık mı yani? BM Güvenlik Konseyi kararına bu kadar çok önem veriyoruz. Bunu uyguladık mı? Söylediğim şey, o karara şu anda ciddi anlamda o karardan çok farklı bir yerdeysek daha da olumlu bir yere gelmektir. Neden? İkinci nokta. Çünkü eski mal sahiplerine iadesinden bahsediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi altında eski mal sahiplerine iadesine, yerleşimi açmaktan dediğinde bazısı şey diye düşünüyor. Maraş'ı açıyoruz da parselleyip işte eş değer şu bu karşılığında birisine ve hayır öyle bir şey söz konusu yani değil. Yani Lordos gelecek, Yanni gelecek, Nigoli hayır, gelecek. Bakın yabancılara ait mal var. Kıbrıs Rumlara ait mal var. Efkaf'ın malları var. Evet. Ve Efkaf'ın mal sahibi olduğunu iddia ettiği başka bazı alanlar var. Şimdi benim altını çizerek söylemek istediğim şey şu. Benim önerim ve benim atmayı düşündüğüm adım detaylı bir biçimde daha önce açıkladım. Öneri değil daha doğrusu. Tabii öneri değil. Hı. Maraş adımıdır. Taşınmaz mal komisyonuna bir malın sahibi olduğunu düşünen birisi Maraş'ın içerisine gider, başvurusunu yapar. Bir başkası hayır o benimdir derse gider itirazını yapar. Örneğin Efkaf bu itirazı yapacaktır belli bazı mallar için. Dolayısıyla İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla kurulmuş olan Taşınmaz Mal Komisyonu önünde ilk kez Efkaf'ın malının tescili de yapılmış olacak. Eğer kanıtlanabilirse, yani belgesiyle vesairesiyle. Yıllardır ama, söylerik madem. Evet, işte madem ki yıllardır söylüyoruz. Daha önce Uluslararası Mahkeme önünde gündeme getiremedik ama Mausa Kaza Mahkemesi'nin aldığı karar değil, Taşınmaz Mal Komisyonu bağlamında söylüyorum. Özetle, bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kontrolünde bir adım olarak, birisine yapılan bir öneri olarak değil, KKTC yönetiminde açılması. İki, Efkaf'ın mal varlığı ve Efkaf'ın değerinin korunarak bu adımın yapılması, nasıl yapılacağını da tarif ediyorum. Orada hassasım ben de çünkü çok. Ama bu işte malların Efkaf'a iade edilmesi falan da Efkaf'ın hakkının tescili açısından son derece önemli olacak. Üçüncüsü ama malını iade alacak olan kişi ister bir yabancı olsun, oteller bağlamında düşün, ister bir Kıbrıs Rum olsun, ister Efkaf olsun, o bölgede malını iade alacak olanın bütün malzemeyi, bütün hizmeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alması söz konusu olacak. Yani hem Mausa'nın ekonomisi hem de KKTC'nin ekonomisi ciddi anlamda canlanabilecek. Maraş konusundaki kafamdaki adım ve açıkladığım, detaylı açıkladığım, yapılan eleştirilerde cevaplarını da verdiğim adım böyle bir adımdır. Yoksa 1980'lerde, 1990'larda konuşulmuş, iki taraf arasında ya da BM arasında konuşulmuş, güveni artırıcı önlemler olarak konuşulmuş ve tüketilmiş önerilerden bahsetmiyorum. O önerilerin karşılıklı kabul edilemediğini, edilmediğini, 13-14 kez masaya geldiğini, aynen kapsamlı çözüm müzakereleri gibi sabah sen gazeteleri okurken söylüyordum. O olacakmış, bu olacakmış. Yani ben geleceğim, işte önereceğim, onlar da bilmem şu adımı atacak.
bundan bir sonuç alınamayacağını hala daha görmedik yani. Dolayısıyla bundan bir medet bence umamayız Maraş bağlamında. Kaldı ki benim başka bir duruşum daha vardır. O da şu: 2004 yılında Kıbrıs Türk tarafı evet derse limanlar açılacak sözü verilmedi mi bize? Evet derse doğrudan ticaret yapılacak sözü verilmedi mi bize? Peki biz şimdi Kıbrıslı Türkler olarak o limanlar açılsın diye ya da o doğrudan ticaret yapılsın diye bir de karşılığında Maraş'ı verecek yani. Ben buna karşıyım. Yani Maraş'ın Birleşmiş Milletler kontrolüne verilmesine de karşıyım. Rum tarafına verilmesine de karşıyım. Kapsamlı çözüm müzakerelerinde gündeme gelebilir. Ama şu anda kapsamlı çözüm müzakeresi yok, bir. İkincisi, madem ki kapsamlı çözüm müzakeresi yok, o zaman biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bir adım atalım. Maraş'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi altında açalım. Ama buraya buraya gelip de malını alacak olan kişilere diyelim ki burada yıkıp tekrar mı yapacaksınız, tamirat mı yapacaksınız, hizmeti kuzeyden alacaksınız. Bunu eğer yaparsak vergiyi kuzeye vereceksiniz. Bunu eğer yaparsak polis hizmetini ve güvenlik hizmetini bizim polisimiz verecek orada derseniz, o zaman bütün dengeleri değiştirirsiniz. Yerleşmiş kalıplar dışında fikirler üretmek gerekir artık. Tüketilmiş fikirleri tekrarlamak gelecek değil. Olan da olur değil mi? Efendim? Gelecek olan olur mu? Gelecek bence? Olan çok olur, olacaktır da. Hem kendi yaptığım temaslardan geçmişte görevdeyken bilirim, hem de basına yapılmış olan geçmişte, örneğin Yeni Düzen gazetesinde Lordos ailesinin baba Lordos'un yapmış olduğu açıklama var, sen de biliyorsun. Evet. Yani tümünü vermeseler bile diyor, başkası da olsa bile orada ben gideceğim diyor, malımı isterim diyor. Şimdi nedir burada önemli olan? Bir yere işte burası bizim toprağımızdır falan, ülkemizin parçasıdır diyorsanız, o zaman gerçekten orayı bu ülkenin parçası yapınız. Ama uluslararası hukuka uygun da bir adım atınız. Deyiniz ki eski mal sahipleri alsın malını. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağıdır burası. Biz yöneteceğiz burayı. Ha, çözüm çerçevesinde başka bir şeyde anlaşırsak alverlerde. Evet. O ayrı, yani o günü geldiğinde o şey yapılır. Yani anlaşmanın bir parçası olarak ne yapılacaksa yapılır. Evet. Bir telefonumuz var hocam. Mehmet Kumser, benim sosyal yardım bakanım Kakatici'nin. Sevgili dost, hoş geldin. Günün aydın olsun. Hocam, günler aydın. Günün aydın olsun. Evet bey, günaydın. Günaydınlar. Selamlar. Nasılsın? Benim Cenk Efendi'ye bir lafım var buradan. Buyur. Hatırlar mı, geçenlerde bir yerde bir toplantıda tartışma oldu. Birçok şeyler havada uçtu. Sen de orada tanık oldun. Hatırladın mı? Hatırladım tabii. İsmail Efendi'nin yerinde. Tabii ki. İşte benim dediğim kişi karşımdadır. Dinamik, bilgili, zımba gibi konulara cevap veren ve uluslararası elinde bilgi sahibi. Halk beni ister deyip de partisini bile açıklamaktan korkan insanların karşısında soru soran, ciddi duran ve bu işi bildiğini her konuda gösteren. Ben soru sormama gerek bile duymam böyle kişiye. Sen de değiştin. Ancak. Sen de değiştin. Mesela. İlk defa birini övdüğünü duyarım. Övme yok. Hoca övmez semez. Bilgili dediğimde, dinamik dediğimde, o işte karşımda zaten kendini göstermiş. Ben iğneciyim, yağcı değilim ama doğruları da konuşabilecek kadar sağı ve solu bilen biriyim. Bu memlekette ne sağcısı ne solcusu, arkamdan bu parti beni destekler diyenler, ondan sonra bağımsız diyenler ne kadar ayıp işlediğinin cevabını bile hoca verdi. Ve bunların arkasında koşan o yaşlı gidip gelenlerin kalıp gitmeye bilmeyenlere benim söyleyecek bir lafım var. Karşınızda duran kişi bilgili, helal olsun. Yanlış yaparsa onu da götürmesini alırsın bu halk. Saygılar, hayırlı yayınlar. Kendinize iyi bakın. Saygılar bizden. Çok evet. Çok sağ olasın. Çok teşekkürler katıldığın için sevgili dost. Evet, Vasfiye Tuna Boylu, günaydın. Kurtlat Bey'in Kıbrıs Türk'üne sahip çıkarak yapması gerekenlere vaat olarak değil, çözüm alternatiflerini nasıl yapılacağı yönündeki gayret ve çalışmalarını takdir ederek izliyoruz ve içten gelen halk sevgisiyle samimiyetine inanıyoruz. Bu konularda genç yaşına rağmen bilgi ve tecrübesiyle
dünya hukuku yolunda ilerleyeceği de ortada. Ancak bu çalışmaların başlangıç ve sürdürülebilirliği için mevcut durumumuzda herkes tarafından kabul edilmiş olan son sözü biz söylemeliyiz durumunu aşabilecek miyiz? Ayrıca Kudret Bey'in geçmişe değil çağa uygun dünya hukukunu bilerek geleceğe bakması özellikli ve önemli olduğuna inanıyoruz demiş Vasfiye Tuna Boylu. Cenk abi bir şey ekleyebilir miyim orada? Evet. Yani çok teşekkür ederim söyledikleri için. Aslında son sözü söylemekten ziyade ilk sözü söylemek çok önemli diyebilir misiniz? Yani ilk sözü ne yapılması gerektiğini doğru olanı baştan söylemek, onun arkasında durmak ve tabii ki son sözü de söylemek. Ama ilk sözü söylemek de çok önemlidir. Sadece onu, ona dikkat çekmek istiyorum. Ali Şahin değerli hocamıza selamlar ve sevgiler. Kudret Bey'in şeffaf olduğuna eminim ve toplumun her bir ferdi bir gün gelip Kudret Bey'i sorgulayabileceğini biliyorum. Ben kendisine güveniyorum. Saygılarımla demiş Ali Şahin. Mustafa Şener, Sayın Kudret Özer Sayın, Maraş açılımı ile ilgili fikirleri ve Maraş ile ilgili diğer adaylar arasındaki söylem farkının daha iyi anlaşılması için bir kez daha altını çizer mi lütfen demiş. Çizdi. Gayet ayrıntılı olarak Hasan Kasaboğlu KKTC'nin tek taraflı olarak kendi yönetiminde yerleşime aşması BM Güvenlik Konseyi'nin 550 sayılı kararına aykırıdır dedi. Hocam buna da cevap verdi. Hasan Kasaboğlu, Sayın Özer Sayın, Maraş'la ilgili vizyonu çok hayalci ve ütopist demiş. Bahar Serkan, iyi programlar Cenk oğlum demiş. O goncalozların atları batasıcılar yediler bitirdiler memleketi. O şu daha da utanmadan çıkarlar, o şu televizyonlara da konuşurlar. Çok sinirlenirim. Kudret oğluma selamlar. Bahar deyzesinden çok efendi, çok okumuş bir evladımız. Ben de evlatlarıma desteklerik kendimi, torunlarım için okurlar. Şimdi kalsınlar burada isterim demiş. Engin Tavukçu, Kıbrıs Türkü'nün gururudur Sayın Özersay, iyi yayınlar demiş. Buyurun hocam. Hayalci olan bir şey varsa az önce söylediğimdir işte 90'larda da gündeme gelen işte onu önereceğiz de o da bunu verecek de vesaire de Maraş'ı karşılığında bir şey alarak vereceğiz demektir hayalcilik. Hayal olduğu aradan geçen 20 küsur yılda hala da yürürlüğe girmemesinden bellidir. Yani hayaldi, uygulanamadı işte. Yani bir güven yaratıcı önlem olarak görüşülen ve hayata geçirilemeyen bir konu oldu Maraş. Tüketilen önerilerdir bunlar. Tüketilmiş olan bir öneriyi yeniden ısıtmak doğru bir şey değil. Onun için benim söylediğim şey bir öneri değil, bir adımdır. Açık ve net ve gerçekçidir aslında. Çünkü biz bu kadar yıldır, 50 senedir biz Kıbrıslı Türkler hep başkasının iradesine bağlı bir gelecek çizdik kendimize. Rum tarafıyla müzakereye oturduk 46 sene, 47. seneye girdik şimdi. Rum tarafı da kabul ederse Kıbrıs sorunu çözülecekti. Güven yaratıcı önlemler, oturduk belli bazı konularda, işte Maraş bir tanesiydi. Konuştuk, ettik. Rum tarafı da kabul ederse yürürlüğe girecekti. Aslında izolasyonların kaldırılması politikası da dünya öyle bir karar alırsa ve adım atarsa izolasyonlar ortadan kaldırılacaktı. Ben altını çize çize şunu söylüyorum. Artık kendi irademizden neyi yapabilirik bir onu konuşalım, ona bakalım. Senin sabahtan okuduğun Bakanlar Kurulu kararları boşa harcanan o kadar para, vatandaşın parası. Bunu kendi irademizden engelleyemeyiz yani. Bunu gerçekten denetleyecek olan, hükümeti de denetleyecek olan bir cumhurbaşkanı seçemeyiz yani. Ya da meclisi yerine göre halk nezdinde bakın meclisten şunu istedim yapmıyor diyecek olan, bunları denetleyecek olan, vatandaşın gerçek sorunlarının çözümü konusunda uğraşacak olan bir cumhurbaşkanı seçemeyiz yani, seçebiliriz. Bu işte bizim kendi irademizle yapabileceğimiz bir şeydir. Başkasının iradesine bağlı bir şey değil bu. Yani bugün üreticinin yaşadığı sorunu aşmak için, sağlık reformunu hayata geçirmek için, uyuşturucuyla mücadele etmek için başkasının iradesine ihtiyacınız yoktur. Yolsuzlukların üzerine gitmek için
Oturup başkasının iradesine ihtiyacınız yoktur. Siz yolsuzlukların üzerine gitmeye kararlı mısınız? Ben kararlıyım. Bunu kalktığım vizyon kağıdımda da açıkladım. Onun için bir örnek yaratmaya çalışıyorum. Diyorum ki benim mal beyanım budur. Başkalarından da bunu talep edin. Ama göreve geldiğimde hani meclise Sayıştaylık'tan gönderilen raporlar var ya, yolsuzluk raporları tozlu raflarda durur. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp tek gündemle bu raporlarla ilgili olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz arkadaşlar diye soracağım ben. Çok açık söylüyorum bunu. Hiç parmağımın arkasına saklamadan. Bu bir. İkincisi, Cumhurbaşkanlığının bütçesi içerisinde var olan kalemlerin de aslında denetlenmesi gerekir. Keyfilik çok tehlikeli bir şeydir. Yani para da aslında çok tehlikeli bir şeydir. Yani sadece siz karar vermezsiniz, etrafınızda da çok sayıda insan vardır. Sizin de denetiminiz dışında başka olumsuz şeyler ortaya çıkabilir. Biz artık Kıbrıslı Türkler olarak kendi irademize dayalı olarak ne yapabiliriz ona odaklanalım. Sabah, akşam, gece, gündüz Kıbrıs müzakerelerini koyduk manşetlere, birinci haberlere. Konuşuruk. Ondan sonra bir bakarak bir şey üremedi, bir şey çıkmadı. Kısır bir hale dönüşmüş olan bir süreci hayatımızın merkezine koyduk. Onun için özgüvenimizi yitirdik biz Kıbrıslı Türkler olarak. Biz artık bir şeyler üretmek zorundayız. Hem tarımda, hem hayvancılıkta, hem sağlıkla ilgili almaya ihtiyaç duyduğumuz temel hizmetlerde, hem yolsuzlukla mücadelede, hem Türkiye'den gelecek olan suyun yönetiminde bu yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak için Cumhurbaşkanlığı makamı anayasanın kendisine verdiği yetki ve görevleri kullanıp içerideki sorunlarımızın çözümü için adım atmak zorundadır. Ben bu adımı atmaya ciddi anlamda kararlıyım. Bunun için aday oluyorum. Ha, müzakerelerden bahsedeceksek onu da söyleyeyim iki cümleyle. Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm sadece Kıbrıs Türk tarafının iradesiyle bulunmaz. Ama Kıbrıs Türk tarafı çözümden yana bir vizyon ortaya koymalıdır. Olumlu ve yapıcı bir diplomasi ortaya koymalıdır. Hep altını çizdim. %1'lik bir ihtimal dahi olsa çözüm için, kapsamlı çözüm için uğraşmaya değer Cenk abi. Ama bunun yanında eğer siz çözüm için uğraşıyorum, dolayısıyla yolsuzluklarla mücadele edecek vaktim yoktur, başımı kaşıyacak vakit bulmadım derseniz bu yanlıştır. Biz artık devlet başkanlığına, cumhurbaşkanlığı görevine sakız çiğnerken merdiven ayağı çıkabilecek olan, bunun için enerjisi olan, bunun için isteği olan, gaylesi olan birini seçmeliyiz diye düşündüğüm için aday oldum. Benim biraz temenim var. Özgür Göksel beraber askerlik yaptık. Hep günün özetini yapar bana her gün. Ben dinlerim radyoda. Evet, giderken evet. Kendi kapımızın önünü süpürmekten aciz isek gerisi teferruattır demiş bugün. Sizin söylediklerinizle de örtüşüyor. Evet, mesajlarımız var. Okuyayım size de kısa kısa. Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerle ilgili bir soru vardı. Onu cevaplamadık az önce. Şeydi, yurt dışı iki kişiden, bir Cemal Mehmet, bir de Salih Zihni'den aynı yönde soru geldi. Seçilirse yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler için ne düşünür seçme, seçilme hakkıyla ilgili demiş. Ben yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri sadece seçme, seçilme hakları bağlamında ele almam. Londra'da bir konuşma yapmıştım. Orada da söyledim. Sayıya bakıldığında, ülkedeki siyasi duruma bakıldığında yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere, örneğin Türkiye dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına seçme seçilme hakkı verilmesi gibi bir durum çok uygun düşmez. Ama illa seçme seçilme hakkı olmak zorunda mıdır bu? Hayır. Çok başka sorunlar var. Ve yapılabilecek başka şeyler var. Daha önce de söylemiştim. Vizyon kağıdımın içerisine de bunu yazdım. O da şudur. Oradaki bilinci uyanık tutmak, burayla bağlantısını güçlü tutmak ve burada bu insanların yaşadığı, yaşamakta olduğu sıkıntıları çözmek için bir diyaloğa ihtiyaç var. Var mı o diyalog şimdi? Yok. Sadece göstermelik olarak dış Türkler vesaire birimi kurup birinin istihdam yapıp boşa boşa paralar harcandı. Ne olduğu belli değil ne şu anda. Ne olduğu belli değil. Şu anda o para boşa gitti büyük bir ihtimalle. Niye atıldı o adam ayrı konu. Ama benim söylediğim başka bir şeydir. O da şu. Milletvekili değil, temsilci bir çözüm yolu olabilir. Yani örneğin Rum tarafında bugün Maronitlerin temsilcileri var temsilciler meclisinde. Rum temsilciler meclisinde.
kendileriyle ilgili bir mesele söz konusu olduğunda söz alıp konuşabilirler. Buna ilişkin, buna benzer formüller bence düşünülebilir. Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin seçim yaparak belirleyecekleri belirli sayıda temsilcinin milletvekili olarak değil ama temsilci olarak dertlerini aktarabilecekleri, taleplerini ortaya koyabilecekleri ve burayla bağlarını güçlü tutabilecekleri böyle bir yapı bence kurulabilir. Benim taahhüdüm şu oldu vizyon kağıdımda. Seçilmem durumunda Cumhurbaşkanı olarak meclisi yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerle ilgili ne yapacağız diye tek gündemli toplantıya çağırıp bu konuyu konuşacağım ve ağırlığımı koyacağım bir şey yapmak için. Yoksa sadece arada bir Londra'ya, İngiltere'ye gidip ben size seçme seçilme hakkını vereceğim diye popülizm yapıp nutuk atanlar gibi değilim ben. Açık söyleyeyim yani. Evet. Alev Ulu, Sayın Hocama ve size günaydınlar. Günaydın. Bir konuda hocamızın görüşlerini almak isteriz. Acaba Maraş KKTC idaresinde açıldığında Maraş'ın yeniden yapılandırılmasında finansmanı kim yapacak? Yapılırsa yerleşimi açıldığında bölge içerisindeki ticaret gelirlerini kim yönetecek? Uluslararası hukuka göre KKTC ile ticaret, turizm yapmayanlar bunu kabul edecek mi demiş. Devam edeyim hocam. Mesajlarımızın hepsini okuyayım. Mehmet Mustafa günaydın. Cenk Bey, Kudret Bey'e de günaydınlar. Günaydın. Ve başarılar dilerim. Kudret Bey'e sorum ise şimdi Maraş için düşündüğü fikirlerini görüşmeci olduğu dönemde Sayın Eroğlu'na bahsetti mi veya fikir alışverişinde bulundu mu, bulunduysa ne cevap aldı? Selam ve saygılarımla demiş Ahmet Salahi Conkbayır abimiz. Cenk kardeş tekrar sana ve Kudret Bey'e selamlar. Selamlar. Kudret Bey Maraş'ın açılabileceğine ne kadar inanıyor demiş. Derviş Soyel günaydın Cenk Bey. Hayırlı sabahlar. Murat Şahin günaydın hocam. Maraş'la ilgili detaylı açıklamalar yaptı. Ama bir sihirli el mi çözülmesini istemiyor? Yorumlarsa sevinirim. Saygılar demiş Ahmet Saydam. Maraş'la ilgili şu an iki güvenlik konseyi kararına aykırılık vardır. Özersay'ın önerisiyle mal sahipleri mallarına geri döneceği için ihlal sayısı bire düşecektir. Türk tarafına ekonomik getirisi de cabası. Buna BM'de Rum tarafı da itiraz edemez. Ortada müzakere masası yokken bu adımın atılması müzakereleri de hızlandırır. Akıncı'nın söylediği klasik BM önerisi gerçekleşirse Rumların masaya gelmesinin bir anlamı kalmaz. Tıpkı AB'ye alındıkları gibi neticede Özersay'ın önerisi son derece akıllıca ve stratejik, destekliyoruz demiş. Ayşe Bolayır Koçat, Cenk Bey konuğumuza sormak istediğim yıllardır kafeste yaşayan bu toplum çözüme ve özgürlüğüne kavuşacak mı? Kendi kararlarını verebilecek mi? Seçilirse Kıbrıs toplumu için bu çok önemli. Serdar Karabulut, Maraş konusunda tek taraflı adım atılması konusu neden federal cumhuriyetin kurulması konusunda da yapılmasın? Yani anlaşmanın bazı genel çerçevelerini neden tek taraflı uygulamıyoruz diye sormuş. Evet hocam, bir süremizi de çok açtık. Tamam. Biraz hızlanabilirsek. Şimdi bir saatimiz daha var değil mi? Bu evet. Alev Hanım'ın sorusuna başlayayım hemen. Finansmanı kim verecek diyor böyle bir şey evet. için. Bir kere kendi taşınmaz malını yeniden inşa etmek isteyen ya da tamir etmek isteyen insanlar finansmanı kendisi sağlayacak. Yani finansmanı biz verecek değiliz ona. Ama altyapı bağlamında eğer belediyenin kontrolünde, yani belediyenin bu hizmeti vermesinden bahsedersek doğrudur. Bir altyapı yatırımı gerekebilir. Su, kanalizasyon vesaire şeklinde. Ama unutmayalım ki bazı şeyler bütünen çökmüyor. Yapılan bazı araştırmalar var bu bölgeyle ilgili olarak. Eğer finansal olarak bir sıkıntı yaşanırsa bu konuda da bir düşüncem vardır. Bunun detayı konuşulabilir. Parça parça açarsınız. Yani cadde cadde, sokak sokak açarsınız. Altyapısını tamamlarsınız, ona göre açarsınız. Bu bir mesela bir seçenektir. Yaratıcı düşünmek lazım. Yoksa biz Kıbrıslı Türkler zaman içerisinde öyle bir noktaya geldik ki, o az önce söylediğim sebeplerden dolayı,
gımıldamamak için her nevi mahanayı yaradırık. Dolayısıyla bahane yaratmayalım kendi kendimize. Çözüm bulalım. Mesela az önce sorulan bir diğer soru, sihirli bir el mi engelliyor der ya, aslında sihirli bir el olduğuna inanmak istiyoruz ki gımıldamayalım. Bir şey yapmayalım yani, oturalım. Şimdi bunu adımı atarsam birileri beni eleştirecek falan diye bu adım atmaktan da bugüne kadar pek çok kişi geri durdu. Benim söylediğim şey şu, eğer siz bir sonraki seçimi düşünürseniz böyle adımlar atamazsınız. Eğer siz bir sonraki nesli düşünürseniz böyle adımlar atabilirsiniz. Açık net. Alev Hanım'ın ikinci sorusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünkü durumuyla ticaret yapmayla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. O açılırsa nasıl olacak böyle bir ticaret sıkıntısı? Burada ticaretten önce oraya yerleşme ve turizmden bahsediyoruz. Turizmle ilgili olarak böyle bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Yani bugün turistlerin bir kısmı Erzincan'dan, bir kısmı Larnaka'dan gelmiyor mu? Buna bir engel mi var? Hayır, yok. Burada turistik bir faaliyet yapılırsa ya da bu insanlar inşaat malzemesini ya da hizmeti kuzeyden almaya başlarsa ticaretle ilgili bir engelle karşılaşır mıyız? Hayır, karşılaşmayız. Benim söylediğim şey, çünkü limanın da beraber açılması falan değil. Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin atacağı bir adımla açılması. Sayın Jongbayır'ın sorduğu soru, ne kadar inanıyor? Hayatım boyunca, çok samimiyim bunu söylerken, inanmadığım hiçbir şeyi çıkıp söylemem. Yani kapsamlı çözüm müzakerelerine girdiğimde de umudumun az olduğunu söyledim hep topluma. Ama %1 dahi olsa uğraşmaya değer dedim. Ama inanmasam bütünen öyle bir şey yapmazdım ve söylemem de. İnanıyorum ve onun için söylüyorum açık ve net. Görevdeyken Sayın Eroğlu'na bundan bahsetti mi bu düşüncesinden? Evet, bahsettim. Daha önce aslında 2 yıl önce NTV'de bir haberi de çıkmıştı bu konuda. Yani kendi düşüncesidir demişti. Yok, yani ben bununla ilgili olarak bir rapor da hazırladım aslında. Ama nedir önemli olan? Bir görevlendirmeyle görevde olduğunuzda bu tür şeyleri siz kendiniz hayata geçiremezsiniz. Siyasi irade gerekir bunların hayata geçebilmesi için. Aslında halktan istediğim böyle bir yetkidir. Siyasi iradeye sahip olmam durumunda, yani toplumu temsil eden birisi olmam durumunda bu tür adımları gerçekten hayata geçirebileceğime, ama neden? Konuya hakim olduğum için, bütün boyutlarıyla incelediğim için bunları hayata geçirebileceğime samimiyetle inanıyorum ben. Onun için söylüyorum bunu. Müzakereler devam ederken böyle bir konuyu gündeme getirmek çok doğru olmayabilirdi. Şu anda müzakere de yoktur. Müzakere masası da yoktur. Kaldı ki Kıbrıs Rum tarafı doğalgaz konusunda müzakere masasıyla bağlantılı bir şey olmasına rağmen ben bunu tek taraflı olarak yaparım diyor Kıbrıs Rum tarafı. Dolayısıyla bundan çekinmemek gerekir. Sayın Serdar Karabulut, tek taraflı bir adım atıp da federal ortaklıkla ilgili bir şey yapılamaz mı dedi. Zannedersem bunu 1975 yılında yaptık. Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni ilan ettiğimizde federasyonun iki ayağından birisini oluşturacak Kıbrıs Türk Federe Devleti dedik. Ama ondan sonra başka yerlere saptık. Kendi içimizde başka bazı adımlar attık. Hiç onu tartışmaya girmiyorum ama tek taraflı bazı adımlar bazen olumlu sonuç doğurur Cenk abi. Örnek 2003 yılında sonra da gündeme geldiydi galiba tek taraflı. Doğrudur. Yani Kıbrıs Türk Kurucu Devleti'ni ilan edelim vesaire diye. Ama bakın bir örnek vereyim. 2003 yılında Nisan 2003'te tek taraflı bir adımdı geçişlerin sınır kapılarının açılması. Kötü mü oldu? Hayır. Belli bir ivme kazandırdı. Bir takım sonuçları oldu bunun. Sınır kapılarının açılması. Tek taraflı bir adımdı. Rum tarafı başlangıçta daha farklı bir tepki verdi. Sonra o da buna uyum sağlamak durumunda kaldı. Oturup Rum tarafıyla bunu müzakere ettik mi? Hayır, etmedik. Kendi içinde parametreleri gelişti. Şimdi yeni kapı açılacağında bunun nasıl açılacağı bellidir. Ha, bunun dışında taşınmaz mal komisyonu kurulurken de biz tek taraflı ama uluslararası hukuka uygun bir adım atmıştık. İnsan Hakları Mahkemesi ile görüşen heyetin içerisindeydim ben de. Taşınmaz mal komisyonunun kuruluş yasasını ve tüzüğünü yapanlardan birisiyim arkadaşlarımla birlikte. O dönemde de uluslararası hukuka uygun ama tek taraflı bir adım attık. Bize dediler ki Rum tarafı bunu kabul etmeyecek. Biz Rum tarafının kabulünü aramıyorduk ki. Rum tarafıyla oturup bunu görüşmedik ki. Sen de kabul et de hayata geçirelim demedik ki. Hayata geçirdik. Kıbrıs Rum yönetimiyle Rum halkını birbirinden ayırdık.
Kıbrıslı Rumlar gelip buna başvurdular. Binlerce şu anda başvurdu. Güzel bir hatırlatma yaptı Mehmet Zeki Yıldırım. Günaydın Cenk Bey, günaydın hocam. Günaydın. Hatırlayınız, bir gecede Türk tarafı kapıların açılması için irade koyduysa önceden ne Rum tarafına ne de Birleşmiş Milletler'e sormadıysa Maraş'la ilgili düşüncesi de o derecede doğru bir düşüncedir. Tam da onu söylüyor. Demiş. Yani bir cümleyle uluslararası hukuka uygun, uluslararası hukuka bir adım daha fazla yaklaşmamızı sağlayacak tek taraflı bir adım, Rum tarafının iradesine bağlı kalmadan oturup onların da kabul etmesini aslında beklemeden doğrudan doğruya Kıbrıs Rum toplumuna da hitap eden bir adım söz konusudur Maraş'la ilgili olarak söylediğim. Yani bir öneri değildir. Bir sorucuk daha var. Bu gidişinden dediğin gibi bir saat uzayacak program. Peki. 74'ten sonra gelen TC kökenli KKTC vatandaşları görüşme masasında konuşuldu mu? Burada doğmuş ve büyümüş, 25 yaşına gelmiş, askerliğini yapmış bir vatandaş olarak Trodos turuna bile gidemiyorum demiş. Bir zahmet Kudret Bey'e sorar mısınız? Tabii. Evet. Şimdi köylerde de bu soru geliyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum. 2004 yılına kadar ve anlam planında bir liste üzerinden, belli bir sayı üzerinden insanların vatandaş yapılması konusu hep gündeme gelirdi. 2004'ten sonra 2014'e kadar görev yaptığım dönemler içerisinde bu konu gündeme geldiğinde her eşikte ben açık ve net şunu söyledim. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapılmasını ben kabul etmem. Neye göre 45 bin? Neye göre 50 bin? Kim karar verecek bu listenin içerisinde kimin olacağına? Liste yaklaşımı bence insan haklarına aykırı bir yaklaşımdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşları arasında kökenine göre veya başka nedenlerle ayrım yapılmasını ben doğru bulmam. Müzakere masasında da bunu hukuki temellere dayalı olarak her zaman savundum. Ve geldiğimiz noktada aradan geçen sürede Birleşmiş Milletler'in de buna gerçekten sıcak baktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak bir noktanın altını çizerek, o da şu. Eğer biz kendi vatandaşlıklarımızın sorgulanmasını istemiyorsak, bugüne kadar vermiş olduğumuz vatandaşlıklar bağlamında bütün vatandaşlarımıza eşit muamele yapılmasını istiyorsak ve uluslararası platformda bunu rahatlıkla savunmak istiyorsak, vatandaşlıkla ilgili mevcut düzenlemelerimize çeki düzen vermemiz gerekir. Keyfi vatandaşlık uygulamasına son vermemiz gerekir. Belli bir düzen, belli bir sınırlama getirmemiz gerekir. Yani vatandaşlarımızın tümüne sahip çıkmamız bir ilke meselesidir ve ben buna sahip çıkarım tartışmasız. Ama aynı zamanda böyle her önüne gelene vatandaşlık verme uygulamasına kesinlikle son vermemiz gerektiğine inanırım. Çünkü bu bizim inandırıcılığımıza zarar veren bir şeydir. Yani keyfi biçimde bir gecede vatandaş yapılan ya da toplu biçimde vatandaş yapılan sırf oy nedeniyle örnekler varsa ya da devam ederse yarın öbür gün ben müzakere masasında bunu savunamam. Çok net. Trodos meselesi de önemli bir meseledir. Biz güneye Trodos'u gezmeye dahi gidemiyoruz diyor. Çok haklıdır. Ve ben bu rahatsızlığın farkında olan birisi olarak daha önce 8 saatlik bir müzakerenin sonucunda evet sadece ibadet maksatlı olarak ve sadece bayram döneminde 1000 kişinin kökenine bakılmaksızın güneye otobüslerle Hala Sultan Tekkesi'ne ibadet için bayram günü gitmesini sağladık yaptığımız müzakereyle. Bence bu bir ilke meselesiydi. Yani bazısı bunu çok küçük bir şey olarak görüyor. Ne oldu yani şimdi 1000 kişi gitti de orada bir bayram namazı kıldı, ne oldu diye küçümseyenler var. İki şey söyleyeceğim bu konuda. Birincisi, bu insanımız için o kadar önemli bir şeydir ki, ben gittiğim köylerde insanlar bana söylüyor, bize sahip çıkıldığını hissettik biz diyor. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü ötekileştirildiğini hissederse insanlar, bu toplumda ciddi bir sorun neden olur. Aidiyetini de kaybeder. İkincisi, yani vatandaşımıza ayrım gözetmeksizin sahip çıkmamız gerekir. Güneyle olan ilişkilerimiz bağlamında da, müzakere masasında da, güneye geçiş meselesinde de sınırlı maksatlarla, mesela turistik maksatlarla neden gerek burada yaşayan bütün vatandaşlarımızın, gerekse Türkiye'den Kıbrıs'ta turistik maksatlarla gelecek olan insanların günübirlik olabilir,
5-6 saatliğine olabilir. Afrodit taşına olabilir, Trodeso olabilir. Adanın bütününü bir anlamda pazarlama imkanı yaratılırsa turizm maksatlı olarak, bu hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların ekonomik olarak birlikte hareket ettiklerinde ve işbirliği yaptıklarında her iki tarafında kazanabileceğini gösteren bir şey olur. Bizim kendi vatandaşımız da dışlanmamış hisseder kendisini. Bu açıdan Trodos ziyaretiyle ilgili söylediği şeydeki hassasiyeti anlarım. Bunun için zaten Hava Sultan konusunda o hassasiyeti gösterdik ve o sonucu aldık. O bir ilke kararıdır. Onu genişletmek ve ileriye götürmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Çok önemli bir eleştiri aldım. Yaklaşık 9 aydır program yaparım. Çok eleştiri almam. Peki. Torpil geçen cenk zamanda demiş. Ha, zamanda. Anayasa. Çok da doğru söylemiş. Zaman evet. Çok kısa. Fuat Nesip Nalcıoğlu Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde kayıp yakınlarının acılarını biraz daha dinmesi için ne yapmayı düşünüyor demiş. Soru bir. Soru iki. İrsen Küçük'ten randevu talep ettiniz mi? Çok kısa ve bitirelim. Evet. Şimdi Fuat Bey'e buradan selamımı gönderiyorum. Kayıp yakın olmak kolay bir şey değildir. Yani toplumsal acılardır ama bunlar. Kişisel acılar değil. Kayıplar konusunda yaşanan bazı sıkıntılar var. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin üyeleri, herkes kendince bir çaba ortaya koyuyor, bir enerji ortaya koyuyor ama bazı insanları kayıp olmayan ölüler olarak ve kimisini beyan edilmemiş kayıplar olarak, kimisini işte ara bölgedeki kayıptır diyerek, kimisini zamanında filan yere defnedildiydi vesaire diyerek sınıflandırdık. Yani nasıl bazen sen televizyon programında söylen ya, ben bir şey çocuğuyum. Ben bunu çok iyi bilirim. Sınıflandırdık. Kimisi şehit, kimisi hadise kurbanı, kimisi vesaire diye. Kayıplarda da bu yapıldı. Ve bu yapıldığı için bazı kayıp yakınları sırf bu tanımlamadan dolayı mağdur edilmiş durumdadır. Ben bunu anlayabilecek birisi olduğumu düşünürüm. 6 kişi aynı kuyudan çıktı. İkisi şehit, evet, dördü hadise kurbanı. Biliyorum, yani. Biliyorum. O yüzden bir en azından 2007'ye kadar bir kaybın oğlu olarak ben bu hassasiyete sahibim, bu sıkıntının farkındayım ve bunun çözülmesi için bir inisiyatif alacağım. Daha önce de Fuat Bey'le de konuştum. Düşüncemi bilir ama buradan da çok detayına girmeden bu bir cümleyle böyle söylemiş olayım bunu. Ama ikincisi, kayıplar konusunda dahil olmak üzere mecliste yaşanan ve 1974 yılında yaşanan olaylara gönderme yapan konuda açıkça tavrımı çıktım ve söyledim. Ben mağdur olan insanların aynı travmayı bir kez daha yaşamasına neden olacak olan sözlerden, açıklamalardan, tutum ve davranışlardan herkesin kaçınması gerektiğine inanırım. Dil ve söz çok önemli bir şeydir Cenk abi. Eğer yüzleşmek istiyorsak, yüzleşmek kötü bir şey değildir. Bunu sanat yoluyla yapalım. Kapsamlı çözümü henüz bulabilmiş değiliz. Hala daha olağan dışı bir durum var burada. Dolayısıyla yüzleşmeyi en iyi başlatabileceğimiz nokta bence sanat yoluyladır. Ve sabah sen de bahsettin. Bir kayıp oyunu var mesela. Benim eşim yazdı ve yönetti. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. Bir kimlik, bir Türklük şu bu falan üzerine kurulu değil. Gerçekten bu konularla yüzleşmeyi başarabilmek için başlangıç noktasıdır bu atılan adımlar ve bu yapılan üretim. O yüzden sanatı bu anlamda bize yardımcı olacak olan bir araç olarak. İki defa izledim ben de çocukları da alaya terine ve baba anlamamın da bir daha giden geri. Ama elimden gelirse gerçekten de gitmek lazım, evet. Görmek lazım ki evet. Belki öyle başlar. Yani bence bir başlangıç noktası o olmalıdır. Yoksa insanların yarasını kaşıyarak bence bir yere varamayız. Evet. Hocam çok teşekkürler. Devam etmedim. Evet, İrsen Güçlük'ten randevu aldınız mı? Ben evet. Herhangi bir randevu talep etmedim. Geçtiğimiz aylarda bir eczanede tesadüfen karşılaştık açıkçası. Karşılaşmışken siyasetle ilgili olarak birbirimize bir şeyler sorduk ve konuştuk. Ama bir randevu talep etmedim. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Şöyle bir algı var. Filan kimi destekleyecek acaba gibi söylemler yapılır. Benim siyaset anlayışım, hayata bakışım şudur. İnsanlar güdülenecek,
varlıklar değildir, olmamalıdırlar. Yani filanın bilmem ne kadar oyu var, o bilmem nereye oy yönlendirecek, ben buna ne sıcak bakarım ne de böyle şeylerle uğraşırım. Benim seçim bağlamında ilk ortaya çıkan sloganım da siz seçin, en iyisini siz seçin sloganıdır. Yani sizin bugüne kadar birlikte aynı yolu yürüdüğünüz belli bir siyasi önder ya da bir siyasi lider size işaret etmesin. Git de buna ver. Partiniz size işaret etmesin. Git de buna ver şeklinde. Dolayısıyla birilerine gidip de siz bana destek olun da bilmem oyları bana yönlendirin diye böyle bir diyalog içerisinde ben girmem. Herkesin bunu bilmesini isterim. Genel anlamda söylerim bunu. Sadece işte İhsan Bey bağlamında söylemem. Ama böyle bir randevu talebim olmadı. Benim siyasete ve bu ülkenin yönetilmesine ilişkin bakışım, vatandaş en iyisini kendisi seçmelidir. Lütfen siz seçin. Hatta düzeni bozanlar, rejimi kokuşturanlar, sistemi bozanlar hiç yanaşmasın yanınıza ki temiz insanlar da onlar yanaştı diye uzaklaşmasın sizden diye da düşünürüm. Yani zaten bir menfaat alamayacağını bilenler şansını denerler, ondan sonra da uzaklaşırlar. Bizde vaat yok deyin. Evet. İş yok, kredi yok falan yok. Söylerim. Filan evet. Yok. Evet hocam, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok geldiniz. Çok tatlı bir sohbet oldu. Çok mesela sorulan bütün sorulara da yapılan eleştirilere de çok teşekkür ederim. Cevap verdiniz. Çok sağ olun. Evet. Her zaman zaten Facebook'unuz açıktır bilirim, sabah mutlaka cevap veririm yani. Cevap verirsiniz. Evet. Çok teşekkür ettik Sayın Kudret Özersay'a. Her zaman dediğimiz gibi isim işaret etmedik. Çok yakın dostum olmasına rağmen hep de nitelik işaret edeceğiz. Temizlik, doğruluk, dürüstlük, aydınlık, ilericilik bulun, seçin artık içinden kime giderse bir evet. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kanal T'de Kıbrıs Türkü'nün kanalında buluşmak üzere. Hepinize İyi günler, hoşça kalın, dostça kalın. İçinizi ferahlasan, Şamlıca Gazoz'un sunduğu Günaydın Kıbrıs sona erdi.